Esen Sultan geliyor. Sultanım, ne olacak bizim halimiz böyle? Ben bilmiyorum, varın siz deyin. Söyle hatun. Kocam da idam edilenler arasında. Lakin hadisenin geçtiği gün orada bile değildi. Ama kıydılar bir çare. Beni dul, çocuklarımı yetim kodular. Daha nice hatun var böyle benim gibi. Şimdi biz ne yapacağız sultanım? Ne yapacağız? Şeriatın kestiği parmak acımaz hatun. Padişah efendimizin hükmü bu. Neyleyelim ki kurunun yanında yaş dayanmış. Bundan böyle sen ve çocukların bütün ihtiyacını karşılayacağım. Mağdur etmeyeceğim sizi. Allah senden razı olsun. Herkes bilsin ve işitsin ki bundan böyle herkesin derdiyle bizzat ben ilgileneceğim. Kimse aç açıkta kalmayacak. Herkesin ihtiyacını karşılayacağım. Sultanım çok yaşa. Sultanım. Geldiler mi? Geldiler. Sizi bekliyorum. Paşa! Beyler! Senin ne işin var burada? Kürsem sultanımızla konuşmamız lazım. Sırası mı şimdi? Sultanımızın zaten işi başından aşkın. Gel benimle. Yürü. Sultanımız gitti. Sultanımız gitti. Bir şey olacak bizim halimiz. Olacağımız ve ikin halimiz. Müftü Efendi! Sen bari kulak ver sesimize. Sultan Murat'ın zulmüne sessiz kalma. Burası işte. Her sözler işte. Sultan Murat canımızı mı alacak? Onca masumu yazık değil mi? Olacak iş mi bu? Hünkârım müsaade buyurun. Ciğerini sökeyim şu köpeğin. Hünkârım. Sinan Paşa. İşin var senin burada. Hengameyi işitince gelip bir tetkik edeyim istedim. Hem kabahatliler hem de bu kabahatlerine bakmadan ortalığı belbeleye veriyorlar. Müftü Efendi'nin de huzurunu kaçırmış gafiller. Hünkârım. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ahali kapına dayanmış Ayzade Efendi. Senden medet umuyorlarmış. Malumunuz. İftiha makamı olarak ahaliye her daim kapı açık. Kendilerince dert yanıyorlar devletlum. Müftü Efendi. Neden çıkıp bir kelam etmezsin? Hünkârımızın hükmü karşısında boynumuz kıldan ince. Neden demezsin bunları? Senin vazifen değil midir? Kullarımı teskin edip yatıştırmak. Ben de buna gayret ediyorum hünkârım. Yüce adaletinize karşı en ufak bir tereddüt kalmaması için. Bu elim hadisenin iç yüzünü anlasınlar istiyorum. İçlerindeki keder öfke ateşine dönmesin diye. Bir an evvel gereğini yap Müftü Efendi. Böyle feveranlara ne tahammülüm ne vaktim var. Sabrımı hiç kimse zorlamasın.
Müsaadenizle hünkârım. Tüm kullarınıza nizamın tekrar tesisi için iman ve biat telkin edeceğim. Hünkâr oğlumun aldığı karar payitahtı karıştırdı. Ahalinin öfkesi çığ gibi büyümeden tedbir almamız şart. Çok mağdur olduk sultanım. Suçlu suçsuz yüzlerce ev ateş düştü. Kimi oğlunu, kimi kocasını kaybetti. Mağdur olan herkese elimi uzatacağım. Dul hatunlara yevmiye bağlanacak. Yetimler mektebe yazılacak. Hiçbir masraftan kaçınılmayacak. Evlilik yaşına gelmiş olanlar iş güç sahibi olacak ve düğünleri yapılacak. Vakfınız zaten binlerce insanın derdine derman oluyor sultanım. Daha fazlasını yapacağız. Siz de elinizi cebinize atacaksınız tabii. Gözüm kulağım olarak her eve, her sokağa yetişeceksiniz. Emredersiniz devletli sultanım. Üzerimize düşen neyse seve seve yaparız. Siz isteyin kâfi. Meyhaneci olan eski bir ahbabım var. Yaşı epey var. Hı hı. Elini eteğini artık bu işlerden çekmek istiyor. Kösem Sultanımız izin versin eski saraydan ayrılayım. Hemen ortak olayım diyorum. Hemen ama hemen. Yahu nereden çıktı şimdi bu? Rahat mı battı sana? Ya ağam biliyorsun ben hünkâra sultanlara yemek çıkarmaya alışmış bir aşçıyım. Hı hı. Ama şimdi ne kadar ikbalden düşmüş kudret hatunlarsa onlarla muhatap oluyorum. Hem bilirsin eski saraya gözyaşı sarayı derler. Hmm. Gam kasavet yüklüdür. Ömrümden ömür gidiyor. Ne var şu işe girsem? Hem fenam sen de arada uğrarsın nasiplenirsin. Bak sen şu edepsizin ettiği laflara. Hacı adamım ben. Ne yapacağım nasiplenip acaba? Ya gündüz gelirsin kahve içeriz. İstediğin yemekleri pişiririm. Para falan da almam beleş. Yok bir daha saydın. Arada revhanede yapar mısın? İyi tamam. Sultanımızla bir konuşurum. Kabul edersen hala. Allah senden razı olsun. İnşallah şu dünyada senden... Kemankeş ağam, sultanımızın içeride usulsüz görüşmesi var. Hadi. Halil Paşa ile irtibatı sağlarsınız. Hiçbir masraftan kaçınılmayacak. Sultanım, merakımı mazur görün. Bugün taşraya çıkacağınızdan haberim yoktu. Vaziyet nahoş. İdam edilenlerin yakınları zora düşmüş. Fırtına koptu kopacak, işitmedin mi? Hünkârımıza bizzat ben malumat verdim sultanım. Ocakta da vaziyet kötü. Yeniçeriler hadise çıkarmaya teşne. Yeniçeriler eksikti. Hünkârımız elbet bir tedbir düşünür, vaziyeti yoluna koyarlar. Hünkâr oğlumun meseleleri nasıl hallettiğini gördüm Kemankeş. Kimseye tahammülü yok. Önüne çıkan herkesi yıkıp eziyor. Ardını toplamak da bana düşüyor. Ahalinin derdini dinleyip nizamı sağlayacağım.
Kösem Sultan bugün Ester Hatun'un konağında. Adamlarını toplamış. Anlaşılan vaziyete el koydu. Parayla ahaliyi susturacaklar. Kösem Sultan gene en iyi bildiği şeyi yapıyor. Paranın gölgesine sığınıyor. Bugüne dek devleti de böyle idare etmedi mi zaten? Altınla, akçeyle askerin, ahalinin gözünü boyadı. Kudretinin kaynağı bu. Bu kaynağı kurutmalıyız. Yoksa bütün çabalarımız boşa gider. O kaynak kuruyacak Sinan Paşa. Bataklık olacak. Kösem'i de içine çeken bir bataklık.